Merhaba arkadaşlar. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 2 Ekim 2018 tarihli Doğalgaz başlıklı köşe yazısıyla yeniden birlikteyiz. Rize'ye doğalgaz getirilmesi üzerine Rize'de Doğalgaz Bayramı ilan edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende belediye başkanı, vali, rektör ve garnizon komutanı kemençe ile horon tepti. Şehre doğalgaz verme düğmesine protokol hep birlikte bastı. Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere yalaka medyamız komple manşet yaptı. Sakarya'da Gar Meydanı'nda doğalgaz etkinlikleri haftası düzenlendi, vali ve şehrin ileri gelenleri tesisatçı firmaların standlarını gezdi, boruları inceledi. Aydın Nazilli'de doğalgaz döşemesi şerefine mehter takımı eşliğinde belediye başkanı, kaymakam, müftü ve garnizon komutanı tarafından lokma dağıtıldı. Tokat Erbağ'a doğalgaz döşeme hatırası olarak Kültür Park'ta vali ve milletvekillerinin katılımıyla tiyatro gösterisi yapıldı. İzmir Tire'ye doğalgaz döşenmesi pek romantikti. Havanın kararması beklendi, ilçe protokolü hep beraber meşale yaktı. Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere yalaka medyamız tüm bu haberleri an be an duyurdu. Bursa'nın dağ köylerinde doğalgaz tevinci yaşanıyor. Erzurum Oltu'da ilk doğalgaz yakma töreni düzenlendi. Gümüşhane Kelkit doğalgaza kavuştu. Milli Egemenlik Bayramı'nda havai fişek fırlatıldı. Mardin Artuklu'ya doğalgaz verildi. Belediye başkanı ve ilçe protokolü doğalgaz abonesi olan vatandaşın evine ziyarete gitti. Doğalgazlı ocakta pişirilen ilk kahve içildi. Konya Beyşehir'e doğalgaz döşeneceğinin açıklanması üzerine Beyşehirliler sokağa döküldü, ilçe merkezinde otomobilleriyle konvoy oluşturup tur attı. Siirt'in evliyalar diyarı Tillo doğalgaza kavuştu, ilk gaz verme töreni düzenlendi, protokol meşale yakıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Kayseri Develi, Coşkulu bir törenle doğalgaza merhaba dedi. Develi'ye doğalgaz verme töreni Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Adıyaman Kahta doğalgazla buluştu. Kırşehir Mucur'da ilk doğalgaz meşalesini vali yaktı. Kastamonu Devrekani'nin doğalgazla ısınmaya başlaması şerefine düzenlenen törene vali, kaymakam, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, milli eğitim müdürü, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları katıldı. Tokatniksar'a doğalgaz döşenmesi vesilesiyle Karayolları Müdürlüğü bahçesinde tören organize edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından halk oyunları gösterileri yapıldı. Elazığ Harput'a doğalgaz döşenmesi törenine protokolün yanı sıra Harput Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği de katıldı. Uşak Banaz'a doğalgaz geldi, törende konuşan belediye başkanı Allah'a çok şükür dedi. Memleketin kılcal damarlarındaki bu haberler Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere bütün yalaka medyamız tarafından müjde olarak duyuruldu. Lütfen girin internete görün. Sırf bu sene içinde Adana'da tarla sürülürken doğalgaz bulundu, Muş'ta su sondajı yapılırken doğalgaz bulundu, Sakarya'nın 3 ilçesinde doğalgaz bulundu, fışkırıyor mübarek. Hatay'da Samsun'da doğalgaz bulundu, Konya, Nide ve Aksaray'da doğalgaz bulundu, Karadeniz'de... Edirne'de, Çorum'da, Sirt'te, Lüleburgaz'da doğalgaz bulundu, Gökçeada'da da doğalgaz bulundu deseler kimse yemeyecek. Avuç içi kadar yer. Hani nerede bulundu diye soracaklar. Bu nedenle Gökçeada açıklarında doğalgaz bulundu. Bulunma haberlerinin hepsini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı açıkladığı Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere bütün yalaka medyamızdan detaylarıyla izledik, okuduk. Ve dün doğalgaza son 2 ayda üçüncü defa zam yapıldı. Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere yalaka medyamızdan tık yok. El Alemin Haber Ajansı Reuters duyurdu. Elektriğe de geçirdiler, onu da Bloomberg duyurdu. Gaz verirken en öndeydiler, gaz etecilerimiz nerede? Eğer ki videomuzu ve bu köşe yazısını önemli bulduysanız beğen tuşuna tıklarsanız bu video YouTube tarafından daha çok arkadaşımıza önerilecek ve bu doğalgaz konusundan daha çok arkadaşımız haberdar olacaktır. Gerçi faturayı görmek yeterli doğalgaz konusunu fark etmek için. Teşekkür ediyorum arkadaşlar vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. İyi günler dilerim.